Büyük Baba'dan saatini tamir etmesini istedi ama Büyük Baba bunu yapamadı. Gidip bir saatçiye göstermelisin. Ne kadara mal olur? En az 30 frank tutar. Peter çok kızmıştı ve saatçiye tamir için vereceği parayı Keller'ın kasasından aldı. Heidi onu bu hatasından döndürdü ve ona Keller'ın dükkanında iş bularak durumu lehine çevirdi. Ayrıca Büyük Baba'nın süre gelen sağlık sorunları Heidi'yi endişelendiriyordu. Ve onu Mainfeld'deki doktoru görmeye gitmek konusunda ikna etti. Lütfen Büyük Baba. Peki, madem içinizi rahatlatacağım. Çözüm. İki dakikaya kalkıyoruz. Haydi Büyük Baba. Rico. Sizi öyle çok özledim ki. Biz de seni özledik. Ne tuhafsın. Daha bu sabah gitmiştik değil mi? Doğru. Ama doktorun size ne söylediğini öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyorum. Mayfeld'deki doktor bize Büyük Babamın Doktor Beckman'ı görmesi gerektiğini söyledi. Frankfurt'taki bir uzmanmış. Hı? Yani doktor seni kendi iyileştiremedi mi? Hayır. Ayrıca titremenin daha ciddi bir şeyin işareti olduğunu da söyledi. Aa, buna inanamıyorum. Doktor yanılıyor. Benim bir şeyim yok. Ha? Sen merak etme Büyük Baba. Her şey yoluna girecek. Seninle Frankfurt'a geleceğim. Hayır gitmiyorum. İyiyim be. Kış bastırmadan yapacak işlerim var. Sağ ol. Ama Büyük Baba. Konu burada kapanmıştır. Çok geç olmadıysa biraz daha oynayabiliriz. Kasabadakiler bana karın yarın duracağını söyledi. Vakti gelmişti. Çünkü seninle kızak kaymayı çok istiyorum Rico. Ben de öyle. Yarın görüşürüz. Yarın görüşürüz Heidi. Olmasına sevindim. Bu harika. Böylece kendini çok yormazsın. Haydi. Benim için endişe etme lütfen. Gayet iyi hissediyorum. Ve arada bir başımın dönmesi çalışmama engel olacak değil. Haydi. Ha? Rico. Seni vurdum. Ben seni yakalayana kadar bekle. Merhaba. Günaydın. Sen iyi misin Rico? Bu biraz tehlikeli değil mi? Bazen ne korkak oluyorsun Yohan? Hayır sadece ileriyi görebiliyorum sevgili eşim. Burada gerçekten o kadar çok paradan mı bahsediyoruz? Evet. Hepsini satabildiğimiz sürece tabii. Bunu kimsenin duymamasını sağlamalıyız. Bu gelen Teresa olmalı. Teresa bu sen misin? Evet anne. Çok komik görünüyorsun. Gece muhafızı kötüler kötüsü tozla savaşıyormuş gibi sanki. Büyük annem daima hiçbir iş boş değildir. Sadece anlamayanlar öyle söyler der. Boş boş konuşmak yerine neden çıkıp dükkanın önündeki karı küremiyorsun? Ben de gidip oğuldaki keçime bakacağım.
Evet, değerli dostlarım. Hı? Var mısınız? Doğrusu ben biraz endişeliyim. Ya amcanın kulübesi için tehlikeliyse? Ha? İstersen hemen aşağı inelim. Bu küçük adam yerde ne yapıyor öyle? Ben bir fare gördüm. Fare mi? Evet. Ama küçücüktü ve bir şey yok. O gitti. Neyse ben toz almayı bitirdim. Yani gidiyorum. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın. Şu çaya dönsek mi? Evet Francesco. Ne düşünüyorsun? Ben bazı payandaların tekrar çivilenmesi gerekir diyorum. Tamam. Sana alet kutusunu getireyim. Evet. Bu harika olur Ernst. Ne yapıyorsun Haydi? Ateşe odun atıyorum. Kulübe büyük babam için sıcak olsun istiyorum. Büyük baba sen iyi misin büyük baba? Yine mi elin titriyordu? Çoktan durdu bile. Ne oldu? İyi misin Ernst? Evet. Aletler burada. Çatıyı tamir ettiğin için sağ ol. Ben köprüye gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Mayer Köprüsü'ne. Geçit vermesi için kardan temizlenmeli. Şimdi mi? Ama önce biraz dinlenmelisin. Francesco'dan bunu yapmasını isteyebiliriz değil mi Francesco? Çatıyı bitirdikten sonra köprüyü temizleyebilir misin acaba? Elbette. Benim adıma karar verme. Ne yaptığımı biliyorum. Joseph, yardıma ihtiyacım yok. Ona yardım etmemiz gerekmez. Sadece göz kulak olsak yeter. Evet, bu konuda haklısın. Gizlice uzaktan izleyeceğim Rico. Baba, Haydi ile gidebilir miyim? Tabii, ama lütfen dikkatli olun. Merak etme. Gidelim. Biliyor musun? Büyük baba bana çok formundaymış gibi göründü Haydi. Biliyorum. Ama bu sabah olduğu gibi birden yere çöktüğünü ya da geçen seferki gibi bayıldığını düşün. Bu yüzden ona göz kulak olmalıyız. Sağlıklı kalacağından emin olmalıyız. Si. Haydi. Haydi. Merhaba Peter. Merhaba Francesco. Ne oldu? Biraz heyecanlı gibisin. Haydi'yi arıyordum da. Haydi mi? Rico ile beraber Mayer Köprüsü'nde. Dinlenmeyi reddeden büyük babaya göz kulak olmaya gittiler. Tamam. Sağ ol. Ciao. Ciao. Endişe etme Joseph. Ne? Büyük baba! Hadi koş! Haydi! Haydi! Elimi tutmaya çalış. Seni yukarı çekeceğim. Yapamıyorum. Ne oldu bana böyle? Büyük baba! Haydi! Joseph, aferin sana. Haydi. Büyük baba! Sen iyi misin? Yukarı çıkamıyorum, yardım et. Hemen geldim. Ne yaparsan yap kıpırdama. İşte tuttum.
Joseph, git yardım getir. Çabuk. Sen iyi misin? Evet, iyiyim. Dayanabilir misin Heidi? Elimden geleni yaparım. Uzun bir dal gerekiyor. Büyük baba, iyi misin? Rico, acele et. Daha fazla dayanamayacağım. Biraz bekle Heidi. Sağ tarafına bak. Azıcık yukarıda. Ayağını oraya koyabilirsin. Bu harika oldu. Başardın. Ha? Joseph, neyin var senin? Yoksa bir şey mi oldu Joseph? Hey! Büyük baba, uyan! Rico? Haydi! Büyük baba! Öder! Öder! Bu tarafa! Çabuk! Ha? Haydi! Büyük baba onu yukarı çekmeyi başaramadı. Ellerim fena titriyor Peter. Onu tuttum. Çekmene yardım etmeye çalışayım. Hiç ne oldu? Haydi beni çok korkuttun. Ben de korktum büyük baba. Biliyor musun Peter, hayatımızı kurtardın. Bu doğru Peter, tam vaktinde yetiştin. Hayatımı kurtardın. Aslında Joseph'e teşekkür etmen gerekiyor. Büyük baba geçti gitti. Hayır. İhtiyar bir adamım ben. İyi olmadığımı kabul etmeyerek seni tehlikeye attım Heidi. Yarın ben Frankfurt'taki Doktor Beckman'a gideceğim. Büyük baba, bunu duyduğuma çok sevindim. Hadi artık eve dönelim. Ciao. Ciao baba. Ayrıca Dite teyze ve Sebastian'a da biraz peynir götürürüz. Clara için de güzel bir hediye hazırlamam gerekiyor. Hey, belki ona küçük bir dans sıçanı heykeli yaparsın. Ne diyorsun? Haydi, sevgili torunum benim. İyi dinle. Frankfurt'a yalnız gideceğim. Ha? Ama seninle gelmek istiyorum. Bana ihtiyacın olacak. Sana asıl burada ihtiyacım var. Keçilere bakmalı. Francesco'ya ne yapması gerektiğini göstermelisin. Merak etme. Sadece bir iki günlüğüne gideceğim. Haklısın. Bana güvenebilirsin büyük baba. Biliyorum. Bugün neler oldu? Ben iyiyim. Gerçekten sağlam bir ders aldım Francesco. Gel sıcak bir şeyler içerken sana her şeyi anlatayım sevgili dostum. Harika Hadi, olur. Sana bir şey söylemeliyim. Neler oluyor? Endişeli gibisin. Mesele Keller'lar Heidi. Keller'lar mı? Bu defa ne yaptılar? Bana hiçbir şey. Ama Henry Mason'la birlikte bir iş çeviriyorlar. Gizli ve tehlikeli bir şeylerden bahsediyorlardı. Amcanın kulübesinden de söz ettiler. Büyük babamın kulübesinden mi? Bu defa neyin peşindeler? Hiçbir fikrim yok. Ama yarın dükkana dönüp çalışacağım. Ve senin için daha dikkatli olacağım Heidi. Bana güvenebilirsin Ernst. Bundan hiç şüphem yok Francesco. Tamam. Saat geç oluyor çocuklar. Biz malikaneye insek iyi olacak. Benim de eve gitmem gerek. Sizinle geleyim. Güle güle. Yarın görüşürüz Rico. Yarın görüşürüz Heidi.
Hayır Joseph, sen burada kal. Benim için Heidi'ye göz kulak ol. Ne olursa olsun onu koru. Sen iyi bir köpeksin. Benim sadık dostumsun. Bakalım sevgili oğlum. Bu seni büyük ve güçlü yapacak. Grazie baba. Biliyor musun burada Dorfli'de kaldığımıza seviniyorum. İnsanlar işimi takdir etmeye başladı. Ama çünkü sen bu dünyadaki en iyi marangozsun baba. Çok naziksin oğlum. Ernst? Merhaba Francesco. Senin için biraz şeker de koydum. Bizi yalnız bırakır mısın Rico? Ama neden? Babanla konuşmam gerekiyor. Oğlum hadi odanda oyna. Per favore. Sonra görüşecek miyiz büyük baba? Elbette evlat. Allora Ernst, bir derdin mi var? Şey, Frankfurt'ta ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Bunu söylemek imkansız. Doktorun söyleyebileceklerinden mi korkuyorsun yani? Dün neredeyse Heidi'yi kaybediyordum. Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmemeliyim. Benden ne yapmamı istiyorsun? Heidi'ye iyi bak. Ben geri dönünceye kadar. Elbette bakarım. Tıpkı senin oğluma baktığın gibi. Ona bu mektubu yazdım. Bu Heidi için mi? Frankfurt'tan dönmeyecek olursam bunu ona ver lütfen. Ama sen sağ salim dön. Tek kelime etme lütfen. Benim yaşımda başına ne geleceğini asla bilemezsin. Seninle istasyona geleyim. Grazie amico. Trenin kalkmasına daha bir saat var ve biraz arkadaşlık iyi gelecektir. Tamam, hadi gidelim. İnanamıyorum, öyle güzel uyumuşum ki. Ama büyük babam gitmeden önce beni uyandırabilirdi. Biliyor musunuz, haklısınız. Daha iyi hissetmesi için ona kocaman bir öpücük verirdik. Haydi. Rico, ben buradayım. Hey, çok erkencisin. Al. Ha? Bu bana mı? Büyük baban istasyona gitmeden önce bunu babama verdi. Ve Frankfurt'tan dönmeyecek olursa da sana vermesini söyledi Heidi. Ne? Sence o dönmeyecek mi? Ha? Ama bu Frankfurt'tan geri döndüğümde ona verdiğim harmonika. Sevgili Heidi, senin gülüşün, o iyimserliğin ve sevgi dolu kalbin hayatımın ışığı oldu. Seni tekrar görebilir miyim bilmiyorum. Çünkü çok hasta olabileceğimi düşünüyorum. Büyük baba! Ona gitmem gerek. Ama nasıl? Seni tekrar görebilir miyim bilmiyorum. Çünkü çok hasta olabileceğimi düşünüyorum. Cesur olmalısın çocuğum. Öylesin biliyorum. Yardım için Francesco'ya güvenebilirsin. Frankfurt'ta Lite teyzene bunları anlatacağım. Sahip olduğum her şey bundan sonra sana ait. Malikane ve kulübe. Küçük ayı ve kar tanesine iyi bakacağından da eminim Heidi. Büyük baba. Hoşça kal güzel kızım. Hoşça kal hayatımın ışığı. Seni çok seven büyük baba. Kal Francesco. Güle güle Ernst. Tren Mainfeld'e doğru kalkıyor. Spiegelheim ve Frankfurt treni yola çıkmak üzere. Peronu boşaltın lütfen.
Burada ne işin var senin? Seninle Frankfurt'a geliyorum. Ama neden Heidi? Rico bana mektubunu verdi ve onu okudum. Yani? Sadece seninle olmak istediğim hepsi bu. Peki ya kulübe, ya keçilerimiz? Francesco, Rico ve Peter ilgilenecek. Her şey yoluna girecek. Benden o kadar kolay kurtulacağını sanmadın ya. İyileştiğin zaman birlikte buraya geri döneceğiz ve hayatımız eskisi gibi olacak. Evet, sen yanımda olduğuna göre her şey yolunda. Teşekkür ederim Heidi.